karanlığı parçalayarak mutlaka geceyi aydınlatır. Şu dünyada gün ışığına layık olmayan nice insan olsa da o her gün yine doğar. Yazıyor, yazıyor. İstanbul'un fuhuş çetesinin çökertildiği yazıyor. Eski vekilin karanlık yüzü ortaya çıktı. Yazıyor, yazıyor. İstanbul'un fuhuş çetesinin çökertildiği yazıyor. Oteldeki cinayetleri yazıyor. Günaydın canım. Bugün yeni bir gün. Belki bugün açacaksın gözünü. Belki bugün güneş bizim için başka parlayacak. Ramazan Bey, biraz vaktiniz var mı? Tabii doktor bey. Ebru Hanım hakkında sizinle biraz konuşalım. Buyurun, dinliyorum. Bakın, bu vakalarda ilk 48 saat çok mühimdir. Eğer bu süreç zarfında bir iyileşme belirtisi görülmezse büyük bir yüzdeyle hastalar... Ne diyorsun sen doktor? Ebru bir daha uyanmayacak, gözlerini açmayacak mı diyorsun? Elbette bazı istisnalar var. Ama ne yazık ki bu çok düşük bir ihtimal. Sen hangi ihtimalden bahsediyorsun? Sen bana umudunu kes, yaşarken ölme diyorsun. Olmaz. Ebru yaşayacak. Ramazan Bey, ben bir tıp adamı olarak size gerçekleri anlatıyorum. Yani bunları da siz üzülün diye değil, bazı şeylere hazırlıklı olun diye anlatıyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın.